Evet, şimdi konuşmacılarımızdan Sayın Doktor Sunay Özkul'u davet ediyorum. Kendisi Bursa Aile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü. Öncelikle Halk Sağlığı Müdürüm, Müdür Yardımcılarım ve saygıdeğer konuklar. Burada biliyorum ki damdan düşenler ve aileleri var. Veysel Bey bunu ifade ederken ben gerçekten sahada çok çalıştım. 23 yıl sahada hem Sağlık Müdürlüğü'nde hem de Aile ve Sosyal Politikalar'da. Tabii saygıdeğer akademisyen arkadaşlarımız işin teşhis boyutunu, işte 0-3 yaş aralığında yapılması gerekenleri, yakalanması gerektiğini, erken tanının konulması gerektiğinden bahsettiler. Bunun yanı sıra tabii eğitim modüllerinden, eğitim sistemlerinden bahsettiler ve otizm tanısından sonra yapılacak iş ve işleyişlerden bahsettiler. Aslında otizm öyle bir şey ki ben bunların hiçbirinden bahsetmeyeceğim çünkü çok geniş kapsamlı bahsedildi. Aslında biraz slayt hazırlamıştım ama slayta da bağlı kalmak istemiyorum. Çünkü ben aslında size sahadan bilgiler vermek istiyorum ve yaptığımız çalışmalardan bilgiler vermek istiyorum. Aslında Türk insanı olarak engelli bireylerin daha bundan 2-3 seneye önceye kadar zincirle evlere bağlanarak saklandığı bir ülkeyiz biz. Maalesef acı ama bu bir gerçek. Yani ben kendim bizzat bunu gözümle gördüm. Televizyonlarda bizzat sizler gözlerinizle gördüler. Daha yeni yeni engellilerimizi ne yapıyoruz? Su yüzüne çıkarıyoruz. Engelli çocuğumuz olduğunu, engelli yaşlımız olduğunu, engellimiz olduğunu yeni yeni ifade ediyoruz. Burada tabii ki bakanlığımız aile ve sosyal politikalar, politikalar üretmek ve bu sosyal anlamda regülasyonu sağlamak üzere kurulmuş bir bakanlık. Ve bakanlığımız bünyesinde engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü var. Ve başında da gene bir doktor arkadaşımız var. Çünkü daha iyi anlamak, empati kurabilmek ve sizleri damdan düşenleri daha iyi algılayabilmek adına. Tabii Bursa adına da ben varım. Biz şimdiye kadar geldiğimiz 2 senelik, çünkü 2011'in 7. ayında kuruldu bakanlığımız. 5 genel müdürlükten oluşmakta. Yapılan hizmetlerden bahsetmek istiyorum. Biraz önce aslında engelliler evet saklanıyordu. Son torba yasa değişikliklerini de getirdim. Çünkü aslında benden istenen engellilere yönelik ya da otizme yönelik yapılan çalışmalar ve sosyal politikalar nelerdir de. Benim konum buydu akademisyen arkadaşlardan sonra sizi bilgilendirmek adına. Evet biz gerçekten bakanlık olarak engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü olarak farkındalığı arttırmak. Otizmden bahsedebiliyoruz artık. Engelliden de bahsedebiliyoruz. Çünkü o kadar güzel hizmetler var ki geride. Son 2 senedir evde bakım hizmetleri başlığı altında 476 bin kişiye evde bakan kişisine ücret veriyoruz güzel baksın diye. Zincirlemesin çocuğunu, kardeşini, yaşlısını diye. Ve bunun büyük 26 bin tanesi de otistik engelli. Yani 26 bin o Türkiye genelinde 26 bin otistik engelliye biz evde bakım ücreti ödüyoruz. Annesi yoksun, başka bir işe gitmekten yoksun kaldığı için çocuğuna bakarak asgari ücret alabilsin diye. Aslında bu hizmetleri düşündüğünüz zaman son 2 yılda gelinen nokta zincirden, evet benim artık çocuğum otistik, engel oranı da %50'nin üzerinde diye geliyorlar. Ve başvuru oranlarımız o kadar yüksek ki Bursa genelinde 14.700 kişiye evde bakım ücreti ödeniyor. Tabii engelliler adına çok güzel adımlar daha var. Bunun yanı sıra ulaşılabilirlik, erişilebilirliklerinin sağlanması ve şurada bir tarih var. Gene bakanlığımızın 27.03.2013 tarihinde otizm spektrum bozukluğu olan kişilere, yani otizm bozukluğu olanlara karşı ulusal eylem planı taslağı hazırlandı. Bu taslakta aslında biraz önce Veysel Bey'in bahsettiği gibi tek ne üniversiteler, ne tek sağlık müdürlükleri, ne Milli Eğitim, ne Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ya da ne tek başına STK'lar. Çünkü bu problem, evet
aramızda İznik'ten Engelliler Dernek Başkanımız var. Çok gerçekten biz sahada halkla birlikte birebir çalışıyoruz ve onların yaşadıkları sıkıntıları birebir görüyoruz. Ve bu yolda da empati yaparak adımlar atılıyor. Bu taslak onlardan biri. Fakat tek başına başarılacak bir şey değil. Ne aile sosyal politikalar bunu tek başına başarabilir ne de diğer kurumlar. Burada el ele vermek gerekiyor. Bu bir sac ayağı gibi düşünmek gerekiyor. Milli eğitim, evet, erken teşhis kimin hizmeti? Sağlığın hizmeti. Bunun için aile hekimleri ve birebir çocuklarımızı 0-3 yaşta gören bütün sağlık personeline eğitim verilmesi gerekiyor. Çocukların erken tespiti yönünde. Ondan sonraki aşaması, teşhis koyulduktan sonraki aşama bakım hizmetleri ve bu çocukların ailelerine verilecek rehabilitasyon hizmetleri. Biz aslında engellilerimize ve otistik çocuklarımıza sadece biraz önce sosyal hizmet uzmanından bahsetti Veysel Bey. Evet, belki Amerika'da bu uzun yıllardır konuşuluyor. Aslında bizim de sosyal hizmet uzmanlarımız var ama sayılarımız çok yeterli değil. Bu anlamda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak 50 bini aşan ilçelerde zaten sosyal hizmet merkezleri açmaya başladık. İlkini de en büyük ilçemiz olan Osman Gazi'de açtık. Burada psikolojik, sosyolojik danışmanlık ve rehberlik yapan arkadaşlarımız var. Ama bu attığımız adımlar minik adımlar. Daha çok büyük adımlar atılması gerekiyor. Teşhisten sonra danışmanlık ve rehberlik hizmetini bizim bakanlığımız vermesi gerekiyor. Evet, aşama eğitime geldiğinde de milli eğitim, Bursa'da bir OÇEM var bildiğim kadarıyla, Otistik Çocuk Eğitim Merkezi ve biz onlarla Türkiye'nin ilk projesini Bursa'da gerçekleştirdik. Çocuklar eğitim alıyorlar 18 yaşına kadar. Peki ya 18 yaşından sonra? Ne olacak bu çocuklar? Anne, çocuk 18 yaşına geldiğinde eğer çocuk 3. çocuğuysa ya da 4. çocuğuysa annenin yaşı da 60'ın üstüne gelmiş oluyor. Bu çocuklar ne yapılmalı? İstihdam edilmeli, iş imkanı sağlanmalı. Evet, tabii ki söylediğim boyut aslında başladığımız boyutun en son aşaması. Çok aşamalardan geçmemiz gerekiyor. Ama bu adımda da, bu yolda da ilk adım yine bakanlığımızda ve Bursa'da atıldı. Korumalı iş yeri. Ben korumalı iş yerinden bir iki örnek gösterebilir miyim? Burada mı? Tamam. Bu mu ilerlemek için? Evet, bunları geçiyorum. Çok zaman uzadı. Evet, eylem planı taslağından bahsettim bakanlığımızın. Bunun için de okumayacağım. YÖK var. YÖK'e diyoruz ki siz bu çocuklara hizmet edecek kalifiye eleman yetiştirmeniz gerekiyor. Milli eğitime diyoruz ki, gene bu taslağın içinde, yani sosyal politikalar anlamında bakanlığımız bir koordinasyon durumunda, yani koordinasyonu sağlayacak bakanlık ve kurum pozisyonunda. Evet, bu taslak dahilinde biz dediğim gibi sadece çocuklara değil, engellilere değil, ailelere de sahip çıkmalıyız. Çünkü bu çocuğun ailesinin, anasının, babasının ruhsal durumu da bir müddet sonra bozuluyor. Otomatikman. Evet, bu bakanlığımızın 2013, bunu da okumayacağım, 2013'te yaptığımız işlemler. Ama burada en önemli işlemlerden biri, burada biraz önce gördüm Saadet Hanım vardı. Yağmur Otizm Derneği, burada mısınız Saadet Hanım? Çıkmış olabilir. Çünkü çocuğuna yetişecektir, okuldan alacaklar onlar. Yağmur Otizm Derneği ile ortak Bursa olarak korumalı iş yerini açtık. Şu an 17 otistik çocuk burada. Sayın hocamızın tekrarlayan işleri daha başarılı olarak yapabiliyorlar. Onun için katlama ve ütüleme işlemi, ütüleme ve paketleme işlemi başlığı altında 17 çocuğumuza burada iş edindirme yönünde. Evet, bu çocukları aramıza almak zorundayız. Bu çocuklar eğitilmeli. Eğitildikten sonra, 18 yaşını geçtikten sonra, 20 yaşını geçtikten sonra toplum içerisinde aktif yaşama katılmak zorundalar. Bunun için hem işverene hem iş yerlerine yasal olarak birçok sorumluluk getirildi. Yani devlet ne yapıyor? Evet, devlet tek başına STK'sız belki bu işin üstesinden gelemeyebilir. Ama STK'ların istekleri doğrultusunda düzenlemeler yapıyor. Bu da onlardan birisi ve ben özellikle gururla sunmak istiyorum. Çünkü Türkiye'de ilk korumalı iş yeri otistik çocuklara, ilk korumalı iş yeri Bursa'da açıldı ve biz önceliğimizi otistik çocuklara verdik.
ve projeyi onlarla birlikte yaptık. Örneğin gene bu engellilerle ilgili bir takım yasal düzenlemeler oldu. Çok sıkmadan örneğin korumalı iş yeri açanlara bir takım vergi muafiyetleri getirildi. Örneğin çevre vergisinden bile muaf tutuldu. Artık engellilerin toplumdan soyutlanması, ayrımcılık yapılması kavramı tamamen kaldırıldı. Ve dediğim gibi aslında bu çocuklar evet teşhis edilecekler, eğitilecekler ama ondan sonra mutlaka toplumsal yaşamda yerlerini bulmaları gerekiyor. Hem aileye ki bizim yapılanmamızda 2014 yılı yapılanmamızda sosyal hizmet merkezleri açarak ayrıca da gündüzlü destek birimleri. Aile çocuğuna bakmaya yorulmuş olabiliyor. Anne gerçekten bir çarşıya gidemiyor. Yani o çocuğu bırakıp herhangi bir yere sosyal yaşama katılamıyor. Tek çocuk izole olmuyor aslında. Anne baba da izole oluyor. Ama en çok da tabii ki biraz pozitif ayrımcılık anneler izole oluyor. Hepimiz çarşıya gidiyoruz, bir şeyler alıyoruz. O anne çocuğunu bir yere bırakıp çarşıya gidemiyor. Bu gerçek olan, asıl işin gerçek yüzü bu. Onun için ailelerin de rehabilite edilmesi gerekiyor. 2014 bizim bakanlığımızın politikaları içerisinde, çünkü yeni bir bakanlık, aslında daha henüz emekliyoruz. 2011'in 7. ayında açılan ve bu anlamda da biz aktif yaşam merkezi denen gündüz hizmet verecek merkezleri açmaya, illerde planlama yapmaya başladık. Bursa'da biz bunun planını yaptık. İnşallah 2014'ün sonunda aktif yaşam merkezini hazırlayarak 18 yaşın üstündeki, 18 yaşına kadar olan çocuklarımıza Milli Eğitim mutlaka ekstra okullar açmalılar. Veysel Bey biraz önce 9000 çocuk dedi. Bir yanlış algılama oldu galiba. Bursa'daki otistik çocuk sayımız 908. O 9000 olarak algıladı. 908 çocuğumuz var. OÇEM'e giden çocuklarımız var. Müdürümüz de burada. Çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Çocuklarımızın gösterilerini izledik. Gerçekten eğitimin çok faydası olduğunu görüyoruz ama saat olarak yetersiz, belki zaman olarak yetersiz ve alınması gereken çok yol olduğunu biliyoruz. Bakın burada engellilere yönelik daha yeni bir yasa değişikliği yapıldı. Burada gerçekten çok fazla haklar verildi engelli bireylere. Tabii otizm için engelli demek ne kadar doğru bilmiyorum ama bizde de dediğim gibi otizm tanısı almış ve %50'nin üzerinde engel durumunu ibraz eden vatandaşlarımıza, annesine, bakan kişiye, birinci derece akrabasına 780 lira gibi sigortası da yapılarak bir hak tanınıyor. Tabii bu ailenin yükünü bir miktar azaltıyor. Çünkü bazı aileler var ki gerçekten ekonomik yoksunluğu oldukça fazla. Bu bir aileye destek, devlet tarafından verilen destek. Alınması gereken yol dediğim gibi Milli Eğitim, YÖK, aile ve sosyal politikalar, halk sağlığı ve hastaneler olmak üzere birçok kurumun, bunun yanı sıra da güçlenen STK'ların entegrasyonu ve koordinasyonuyla yol almaya çalışmak gerekiyor. Bunları çok hızlı geçeceğim. Zaten o kadar küçük ki ben bile zor okuyorum. Dediğim gibi aile danışma ve rehabilitasyon merkezimiz var bizim aslında Yenice İnegöl'de. Burada da engelli çocuklarımız, özellikle mental retarde zeka geriliği olan ve otistik çocuklarımız var. Ayrıca bu çocuklara umut evleri açıyoruz. Hani biraz önce Veysel Bey anne babası ölünce bu çocuklar ileriki yaşlarda ne olacak dedi. Tabii devlet bunu da boş bırakmadı. Annesi babasını kaybeden fakat gerçekten engelli olup bir başkasının da bakması mümkün olmayan çocuklar bizlerdeler. Yaşları ne olursa olsun bizim yaşam merkezlerimiz var. Kimsesiz, bakıma muhtaç engellimizi alıyoruz ve en iyi şekilde bakıyoruz. Şimdi yeni bir bakanlığımızın yeni yüzünü görmeniz adına umut evleri açıyoruz. Onu da Türkiye'de ilk Bursa'da İnegöl'de açtık. 6 tane kız çocuğumuz, 3 tanesi otistik, geri kalanı mental retarda zeka geriliği olan 6 çocuğumuz bir evde iş okuluna giderek ikame ediyorlar. 3 anne de 24 saat başlarında annelik yapıyorlar. Bu çocukların çünkü anne ve babaları yok.
Aktif yaşam merkeziyle de anne babası olan çocuklarımızı ve büyük yaş çocuklarımızı destekleyeceğiz bundan sonraki süreçte. Yani biz aslında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak sosyal anlamda aileyi rehabilite etmek, çocuğu rehabilite etmek, onların ileriki süreçte ihtiyaçlarına cevap verebilmek için sosyal politikalar geliştiriyor ve uyguluyoruz. Dediğim gibi birçok engelliye yönelik, örneğin evde bakım ücreti, ki zincirlenmiş vatandaşın dışarı çıktığını görüyoruz burada. Gerçekten çok önemli. Yani 2 sene önce ben Gürsu'da evde, ahırda zincirlenmiş bir vatandaşı kendim gidip çıkardım. Yani bu çok net ve gerçek size bir örnek. Gerçekten. Ve gene engellilere yönelik çeşitli tedbirler alındı. Yasanın bütünü, ben yasa okumayı da çok sevmiyorum. Hele şu saatten sonra hiçbirinize yasal bir şey anlatmak istemiyorum. Ama bakanlık adına adımlar atılıyor. Farkındalık artık anlaşıldı. Buna çok önem ve değer veriliyor. Hem bakanlığımız hem de diğer kurumlarımız, birlikte entegre çalıştığımız kurumlar artık işin farkındayız. Önemli olan aslında bu farkındalığı yaşamak. Çünkü başlamak işi bitirmenin yarısıdır diyorum. Hepinize sabırla dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Konuşmalarımı sanırım bir konuşmacımız var daha, Hatice Hanım'a bırakıyorum. Sayın Sunay Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Özellikle tanı koyalım, eğitelim, tedavi konuşurken tabii gerçek işlevsellik, yaşam boyu işlevsellik ve verdiği bilgilerle biraz içimize su serpti. Erişkinlik yılları, çalışma, sosyal güvence, yaşam boyu sağlık için çok temel konular. Zannediyorum bu atılımlar gelişecek. Öyle.